teorik olarak bu kararın alınmasını gerektiren teorik sebep haklı gözüküyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, pazar günü yapılacak olan YGS sınav sorularının açıklanmayacağını ilan etti. Karara eğitim camiasından ve psikologlardan tepki gelirken, YÖK Başkanı Profesör Doktor Gökhan Çetinkaya, kararın gözden geçirilebileceğini söyledi. YÖK'te düzenlenen bir etkinliğe katılan Çetinkaya, buradaki programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. ÖSYM'nin aldığı soruların sınav sonrası açıklamama kararını değerlendiren YÖK Başkanı, kararın kendi kararları olmadığını, bir nebze haklı olunabileceğini söyledi. Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM iki ayrı kurum. Bu karar da bizim kararımız değil. Teorik olarak bu kararın alınmasını gerektiren teorik sebep haklı gözüküyor. Neden? Çünkü 30 yıldır soru sorula sorula ve bu sorular kamuoyuna mal edile giderek soru bankaları tükenmeye başlamış ve sorular zorlaşmaya başlamış. Yani eğer bu süreç soruları daha makul hale getirecekse, öğrencilerin şikayetlerini azaltacak duruma getirecekse desteklenebilir bir süreç. Profesör Çetinsay'a içinde bulunduğumuz psikolojik ortamda bunun ne kadar mümkün olabildiğini bilmediğini ve ÖSYM'nin kararını gözden geçirebileceğini söyledi. Şu psikolojik ortamda da tabii bunu savunabilmek ne kadar mümkün onu da bilemiyorum. Sistemdeki teorik haklılıkla pratikteki haksızlık diyelim, çünkü her birey haklı, nasıl idare edilecek bilemiyorum. Herhalde kararlarını sanki gözden geçirebilirler mi diye düşünüyorum. Bu arada Yükseköğretim Kurulu önünde toplanan bir grup öğrenci, kartonların üzerine yazdıkları renkli YÖK yazısını mevcut harflerin üzerine yapıştırdı. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsay'a da öğrencilerin bu eylemini yakından izledi. Daha sonra öğrencilerin YÖK önündeki kitap okuma eylemine de destek veren Çetinsay'a, Yarınların Liderleri Projesi kapsamında düzenlenen panelde öğrencilere seslendi. YÖK Başkanı Çetinsay'ın kürsüye çıkarken son günlerde büyük tartışmalara sebep olan Dombra şarkısının çalması bir ayrıntı olarak dikkatlerden kaçmadı. Çetinsay'a burada yaptığı konuşmada YÖK'ün lağvedilmesi gerektiğini söyledi. Bugünün Türkiye'sine ve dünyasına ait bir kuruluş değil ve umarım en kısa zamanda da yürütme organı da yasama organı da